Hazırlık. Birinci soru, çocuk olmak sizce nasıl bir duygudur? Bence çocuk olmak çok güzel bir duygu. Sorumlulukların büyüklerinkine göre daha az. İstediğin kadar oyun oynayabilirsin. Okulda bir sürü arkadaşın olur. İkinci soru, günlük hayatınızda neleri yapmaktan hoşlanıyor, neleri yapmaktan hoşlanmıyorsunuz? Okula gitmekten, oyun oynamaktan, gezmekten, arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum. Ekmek almaya gitmekten, büyüklerim işlerini onlar yerine yapmaktan hoşlanmıyorum. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Sesli okuma Sesli okumanın amacı, okuyanın metinde geçen kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini ve hangi bağlamda kullanıldığını anlamasını sağlamaktır. Sesli okuma, okuyanın okuma seviyesini belirleyerek düzgün konuşma yeteneğini geliştirir. Sesli ve güzel okuma sayesinde dinleyiciler metnin konusuna ilgi duyar ve bu, onlarda okuma zevki uyandırır. Sesli okuma farklı şekillerde yapılabilir. Birinci yol, öğretmeninizin açık ve anlaşılır bir biçimde, herkesin duyacağı bir ses tonuyla örnek okuma yapmasından sonra, size metni kavramaya yönelik sorular sorması ve etkinlikler yaptırmasıdır. İkinci yol, öğretmeninizin örnek okumasından sonra bir öğrencinin metni sesli okumasıdır. Üçüncü yol ise yine öğretmenin örnek okumasından sonra sizi gruplara ayırarak her gruptan bir kişiye veya grubun tamamına sesli okuma yaptırmasıdır. Sesli okumanın en önemli şartı, kelimeleri doğru telaffuz etmek, burgu ve tonlamaya dikkat ederek dinleyenlerin metni anlamasını ve metinden zevk almasını sağlamaktır. Sesli okumada hızlı okumaktan çok uygun yerlerde duraklama yapmak önemlidir. Ses tonu metindeki duygu ve düşüncelere bağlı olarak ayarlanmalıdır. Okunan metin dikkatle dinlenmeli, okuma süreci kesintiye uğratılmamalı, düzeltmeler ve açıklamalar okumanın sonuna bırakılmalıdır. Kuş çocuk Bazen içinde aslında bir kuşun yaşadığını hayal ediyorum. Herkes yürür ya da koşar ama ben kalbimle uçmak istiyorum. Bazı büyükler buna yaramazlık diyor. Bazıları anne babama kızıyor. Çocuğunuza nasıl davranması gerektiğini öğretememişsiniz gibi cümleler kuruyorlar. Aslında benim tek istediğim rahatça uçabilmek. Sizin koşma sandıklarınız benim kanat çırpışlarım. Martılara neden çığlık atıyorsun diye kızan birini hiç görmedim mesela şimdiye kadar. Ben kanatlarımı çırparken kendimden geçince hemen bir şişşş duyuyorum ama. Biliyorum annem aslında seviyor kuş dilimi. Yine de o da büyüklerin dünyasındaki kurallar yüzünden azıcık sessiz. Anneciğim ne olur utandırma gibi cümleler kuruyor. Kim bilir belki o da bir kuştu. Büyümek zorunda kalan kuşlara böyle mi oluyor? İçlerinden gelen uçma içgüdüsü yok mu oluyor? Mesela o sokakta, markette, çarşıda, iki insandan daha fazla kişinin bulunduğu her yerde kızan teyzeler, amcalar küçükken de hep böyleler miymiş? Yoksa bir zamanlar nasıl cıvıl, cıvıl uçmak istediğini unutabilir mi insan? Geçenlerde mutfakta anneme yardım ediyordum. Çok sevdiğim anneanne kurabiyelerinden yapıyordu. Anneanne kurabiyesini bilir misin? Yapıldığı gün yedin, yedin. Ertesi gün bayatladığını falan konuşuyorlardı teyzemle aralarında. Gerçi bizim evde bu kurabiyenin ertesi güne kalma ihtimali yok. Neyse, ne anlatacaktım? Ha. Annemin bana yaptırdığı kurabiyelerin nereye gittiğini. Annem kurabiye yaparken hep beni ve ablamı da masanın bir köşesine oturtur. Oyun hamuru falan bahane, kurabiye hamuru şahane diye sloganımız bile var aramızda. Niye oyun hamuru dediğimi anlamışsınızdır herhalde. Bizim yaptığımız kurabiyelerde oyun hamuru kadar oynanmış bir halde fırının yolunu tutuyor. Sonra da doğru mutfak camından kokuyu alıp her seferinde ziyarete gelen minik kuşun midesine. İşte bu defa hazır ablamla annem de mutfakta yokken dayanamayıp sordum minik kuşa. Büyümek zorunda olan ama içi uçan ne oluyor biliyor musun minik kuş? İçi uçan giller mi? O da ne diye garip garip baktı, bir yandan kalan kırıntıları gagasıyla toplarken. Canım daha önce hiç karşılaşmadın mı? Benim gibi yüreği koşmak, havalanmak isteyen, yerinde duramayan çocuklar. Ah kuş çocuklar desene. Karşılaşmaz olur muyum, hem de onlarca kez. Bazılarıyla hala görüşüyorum hatta. Gerçekten mi? Hala kuş çocuk olarak kalan, yüreği uçmayı unutmayanlar var mı yoksa? Az sayıdalar ama evet, hala birkaç tane varlar. Ben de kuş çocuk kalmak istiyorum. Eğer bana sırrını söylersen ablamın kurabiyelerini bile veririm sana. Sen benim midemi unuttun galiba akıllı bıdık. İstesem de o kadar yiyemem. Ama sana şunu söyleyebilirim, kulaklarını gerçekten uçmandan mutluluk duyanlara aç. Sen cıvıldadıkça sesi en yüksek çıkanlar bir zamanlar, kanatları en çok kırılmış olan yaralı kuşlardır. Onların kalbi gerçek cıvıltıyı duyamayacak kadar kendi üzüntüleriyle dolu. Gerçek değil sesleri. Yüreğindeki sevgiyi yitirmemiş olanları dinlesen. İşte o zaman yüzlerce kuş çocuk çıkacak karşına ve ne kadar büyürsen büyü hep sevgiyle uçup yol göstereceksin peşinden gelenlere. Hatice Özdemir Tülün Birinci etkinlik Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Bunun için cümlenin anlamından hareket ediniz. Martılara neden çalık atıyorsun diye kızan birini hiç görmedim mesela şimdiye kadar. Martı çoğunlukla beyaz renkte, eti yenmez, yüzücü, perde ayaklı bir kuş türü. İçlerinden gelen uçma içgüdüsü yok mu oluyor? İçgüdü, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış. Sen benim midemi unuttun galiba akıllı bıdık. Bıdık, kısa boylu. Türkçe sözlüklerinizi inceleyiniz. Siz de her metinde anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri anlamlarıyla birlikte bir deftere yazarak kendinize özel bir sözlük oluşturunuz. Bunun için orta kalınlıkta bir defter edininiz. Alfabemizdeki harflerin sayısını dikkate alarak defterinizin sayfalarını harflere göre ayırınız. Bunu yaparken dilimizde bazı harflerle başlayan kelimelerin sayısının daha çok olduğunu göz önünde bulundurunuz. Örneğin A, K, M, T, N, S gibi bazı harflerle başlayan kelimelerin sayısı diğer harflerle başlayan kelimelerden daha fazladır. Harflere ayrılan sayfalar için Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı Türkçe Sözlük'ü inceleyebilirsiniz. Kitaplarımızda Sözlük gibi içindekiler bölümü de vardır. Kitabınızın başında yer alan bu bölümü inceleyiniz. Alay adlı dinleme metninin olduğu sayfayı söyleyiniz. Basılı eserlerde bir metnin veya konunun olduğu sayfayı bulmak için içindekiler bölümünden yararlanırız. Bu çalışmayı bilgisayarınızda bir dosya açarak da yapabilirsiniz. İkinci etkinlik. Bütün metinlerin bir konusu vardır. Konu, metinde ele alınan düşünce, durum, olay ya da sorundur. A. Bu açıklamaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi metnin konusudur? İşaretleyiniz. Metnin konusu bir çocuğun hayalleridir. Bütün metinlerin bir konusu olduğu gibi ana fikri de vardır. Ana fikir, yazarın metnini yazarken okuyucuya vermek istediği mesajdır. Metnin ana fikri bir cümleyle ifade edilebilir. B. Yukarıdaki açıklamaya göre metnin ana fikri olan ifadeyi işaretleyiniz. Metnin ana fikri insan her yaşta kendini nasıl hissediyorsa öyle yaşamalıdır. Üçüncü etkinlik. Metnin görsellerini inceleyiniz görselleri, metnin içeriğini yansıtmakta başarılı bulup bulmadığınızı nedenleriyle yanlarına yazınız. Bence çok başarılıdır. Metnin konusu ile görselleri birbiriyle uyumludur. Metinde anlatılanlar resimlerle canlandırılmıştır. Birinci resimde çocuğun uçma isteği resmedilmiş. İkinci resimde bütün çocukların koşarak kuş gibi kanat çırpmaları resmedilmiş. Üçüncü resimde çocuğun kuşa kurabiye verirken onunla konuşması resmedilmiş. Dördüncü etkinlik. Çocuğu üzen davranışlar nelerdir? Büyüklerin çocukların hayallerini anlamaması ve ona kızması çocuğu üzüyor. Çocuk ne olmak istiyor? Kuşlar gibi uçup özgür olmak istiyor. Çocuk annesinin diğer büyüklerle benzerlik ve farklılığı hakkında neler diyor? Çocuk annesinin diğer büyüklerden farklı olarak kuş dilini sevdiğini hatta belki onun da bir kuş olduğunu düşünüyor. Ancak onun da büyüklerin dünyasındaki kurallara uymak zorunda olduğunu düşünüyor. Çocuk ve ablası, annesiyle kurabiye yaparken ne yapıyorlar? Oyun hamuru falan bahane, kurabiye hamuru şahane. Sloganı ile kurabiye hamuru ile oynuyorlar. Çocuk, minik kuşa hangi konularda sorular yöneltiyor? büyüyen ama içinde hala kuş gibi olma isteği duran kişilerin var olup olmadığını ve onlara ne olduğunu soruyor. Minik kuş, çocuğa kuş çocuk olarak kalması için hangi tavsiyelerde bulunuyor? Kulaklarını gerçekten uçmasından mutluluk duyanlara açmasının ve yüreğindeki sevgiyi yitirmemiş olanları dinlemesini tavsiye ediyor. Siz de kendinizi bir kuş çocuk olarak görüyor musunuz? Neden? Evet görüyorum. Ben de kuşlar gibi uçmak ve özgür olmak istiyorum. 5. Etkinlik Aşağıdaki yazma alanına metindeki çocuğun ve kendinizin özelliklerini yazınız. Ardından metindeki çocuğa hayatını istediği gibi yaşaması için hangi tavsiyelerde bulunacağınızı sözlü olarak söyleyiniz. Kuş çocuğun özellikleri Hayal kurmayı ve özgür olmayı seven, büyüklerin hayal kurarken onu engellemesinden hoşlanmayan, eğlenmeyi seven bir çocuk. Benim özelliklerim. Arkadaşlarımla oyun oynamayı, resim yapmayı, şarkı söylemeyi seven, istemediğim bir şeyin zorla yaptırılmasından hoşlanmayan bir çocuğum. Altıncı etkinlik. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler dediğimizi hatırlayınız. Türkçemizde çok sayıda eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu da dilimizin ne kadar zengin olduğunu gösterir. Al, metinden alınan aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeleri yanda verilen eş anlamlılarıyla eşleştiriniz. Birinci herkes yürür ya da koşar ama ben kalbimle uçmak istiyorum. Yürek. İkinci yine de o da büyüklerin dünyasındaki kurallar yüzünden. Kaide. Üçüncü mesele o sokakta, markette, çarşıda, iki insandan daha fazla kişinin bulunduğu her yerde kızan teyzeler, amcalar küçükken de hep böyleler miymiş? Şahıs. Dördüncü yoksa bir zamanlar nasıl cıvıl cıvıl uçmak istediğini unutabilir mi insan? Vakit. B. Metinde geçen diğer eş anlamlı kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin eş anlamlılarını birer cümlede sözlü olarak kullanınız. Anne Valide Anneme hep Valide Sultan derim. Tane Adet Bugün iki adet kalem aldım. 7. Etkinlik Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen çocuk. Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz de dahil olmak üzere. Yaklaşık 142 ülke bu sözleşmeyi imzalamıştır. Sözleşmenin amacı çocuk haklarının korunmasıdır. Aşağıda bu sözleşmede yer alan bazı maddelere yer verilmiştir. Bu maddelerden hareketle günümüzde çocukların haklarını yeterince kullanıp kullanmadıkları hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda çevrenizden örnekler vererek yetişkinlerin bu konuda duyarlı olup olmadığına vurgu yapınız. Madde 13. Çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Madde 14. Taraf devletler, ana babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşır biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine saygı gösterirler. Madde 27. Taraf devletler her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler. Bence hem çocuklar hem anne babalar eskiye göre daha bilinçli ve haklarının farkındalar. Ancak daha da iyi olabilir. Hala isteklerini özgürce söyleyemeyen ya da söylese bile kabul görmeyen pek çok çocuk bulunuyor. Çocuklar hala yetenek ve istekleri doğrultusunda ilerleyemiyor ve anne babanın isteklerini kabul etmek zorunda kalıyorlar. Konuşmanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Konuşmaya başlamadan önce söylemek istediklerimi zihnimde tasarladım. Çocukların haklarını yeterince bilip bilmedikleri üzerinde durdum. Konuşmamda çocuk hakları konusunun dışına çıkmadım. Konuşurken gereksiz hareketlerden kaçınarak beden dilimi etkili bir şekilde kullandım. Konuşurken tekrar ifadelerden kaçındım. Dinleyici arkadaşlarımla göz teması kurdum. İşitilebilir bir ses tonuyla konuştum. Konuşma esnasında anlamını yeni öğrendiğim kelimeleri kullandım. Düşüncelerimi etkili bir şekilde açıkladım. Örnekleri doğru yerde verdim. Çevremdeki insanlarla ilgili örnekler verirken onlar hakkında kırıcı olmamaya özen gösterdim. Evet sayınız. Hayır sayınız. Hayır olarak işaretlediğiniz ölçütleri düzeltmek için yapabileceklerinizi açıklayınız. 8. etkinlik. Sevdiğiniz özelliklerinizi kaybetmemek için yapmanız gerekenler hakkında bir yazı yazınız. Yazınıza başlamadan önce okuyucuya nasıl bir mesaj vereceğinizi düşününüz. Bu mesajın yazacağınız metnin ana fikri olduğunu unutmayınız. Yazıların giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Giriş bölümünde ele almak istediğiniz konu hakkında okuyucuda merak uyandıracak bir giriş yapmalısınız. Gelişme bölümünde okuyucuya hangi bilgileri vermek istiyorsanız bunları örneklerle açıklamalısınız. Sonuç bölümünde ise düşüncelerinizi bir sonuca bağlamanız gerekir. Metinlerin giriş ve sonuç bölümleri kısa, gelişme bölümü ise daha uzundur. Yazınızda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde hangi bilgilere ve düşüncelere yer vermek istiyorsanız bunları öncelikle tasarlayınız. Yazınızda anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız. Yazımızı bitirdikten sonra tekrar okuyarak noktalama ve yazım yanlışlarınız varsa bunları düzeltiniz. Başkası olma kendin ol. Çevremizdeki insanların çoğu başkasına benzemeye çalışıyor. Büyüdükçe belirli kalıplara girmeye çalışıp hayallerini ve kendilerinin ne olduğunu unutuyorlar. Ama biz çocuklar öyle olmamak için kendi yeteneklerimizin farkına varmalıyız. Bu yetenekleri geliştirmeli ve vazgeçmeden, değişmeden korumalıyız. Elbette bize karşı çıkanlar doğrunun bizim düşündüğümüz gibi olmadığını savunanlar olacaktır. Ancak hayallerimiz ve bizi biz yapan özelliklerimiz olmadan robottan ne farkımız kalır? Sevdiğimiz özelliklerin peşine düşüp bu hayatta herkesin yaptığını değil doğru ve güzel olanı yapmaya özen göstermeliyiz. Farklılıktan korkmak yerine farklılıklarla hayatın güzelliğinin tadına varmalıyız. Yapmamız gerekenler hayatı sevmek, kendimizi sevmek, kendimize güven duymaktır. Kısacası başkası olmak yerine kendimiz olmaktır. Sonraki derse hazırlık. Arkadaşlık konulu sözler araştırıp bunları defterinize yazınız. İyi dost kara günde belli olur. Anlamı, gerçek dostlar ancak üzüntülü, sıkıntılı günlerde insanı yalnız bırakmamakla belli olur. Çürük iple kuyuya inilmez. Anlamı, çürük iple kuyuya inmeye kalkışırsanız sonunuz felaket olabilir, yani sağlam olmayan malzemeyle iş yapmak sakıncalıdır. Benzer biçimde kendisine güvenilmeyen insanlarla birlikte bir işe girişilmemeli, birliktelik gerekiyorsa bile zarar görmemek için her adımda temkinli ve tedbirli olunmalıdır. Ağaç yaprağıyla, insan dostuyla güzeldir. Anlamı, ağacı güzelleştiren kök, gövde ve kuru dallar yanında ortaya çıkan yeşil yapraklardır. Benzer biçimde insanın da ne kadar çok seveni, dostu olursa o kişi daha mutlu ve huzurlu olur. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. Anlamı, gerçek dostluklar yalan ve fesatlık üzerine kurulmaz. Dostu üzülecek olsa da onun ayıplarını yüzüne söyler, arkasından konuşmaz. Amacı dostunu kırmak değil, onun bu hatalarını ve ayıplarını düzeltmektir. Dostumuzun bu sözlerinden olumsuz sonuç çıkarmamak gerekir.